Hoş geldiniz. Merhaba Ege, ben de Şerafettin de koy. Şerafettin çekime giriyorum, görüşürüz sana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Ege? İyiyim, teşekkür ederim, siz? İyiyim valla. Bende bir değişiklik yok. Aynen, devam. Haberler sende. Yeni şeyler, yeni menüler, yeni... Evet. Ne hoş. Ege? Evet. Aman masama çok değişik. Çok özendim. Özenmişsin. Aa bak, yeşiller çok uyumlu. Ben çok beğendim dallar falan, ama bak şöyle bir yorum alabilirsin. Yolmuş getirmiş bahçeden. Şuradan ağaçlarımı koparmış koymuş. Ya, bu masanın inceliğinden anlamıyor. Yan yorumda yapmasın bence. İşte o kadar. Son iki güne bakarsak ben de yarışabilecek bir masa yok. Zarif bir masa. Güzel olmuş. Ben beğendim. Yemekler? Yemekler de yetişti. Misafirler de yetişti. Al bakalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, iyiyim. Hoş teşekkür bulduk. Ederim Arzu sen. Merhabalar İyi Bey. Merhaba Ozan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Merhabalar Zoyla Hanım. Çok güzelsiniz. Çok iyiyiz, teşekkürler, siz nasılsınız? Herkes ne kadar da hoş. Teşekkür ederim, siz de çok hoşsunuz. Ama Arizu'ya dikkat. Çok teşekkür ederim. Hoş, çok hoş. Herkes. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız dünden beri? İyiyiz, teşekkürler, siz? Ben de iyiyim. Menümü yetiştirdim. Biraz. Tabii ki kendi gününde insan biraz yoruluyor. Haklı olarak. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Nasıl geçti gününüz Ege? İyiydi, koşturmacalı geçti. Yetiştirdiniz evet. mi? Yetiştirdim. Yetiştirmiş, evet. Masasını da yetiştirmiş. Bir bakın bakalım, farklı bir dokunuş var bugün. Menüyle uyumlu günü. Bir masa var. Evet. Efendim? Otlar günü. Bugün. Otlar günü. Evet. Bugün meyleyeceğiz Zuhal Hanım. Evet. Dün falan yapacağız. Dün kırmızılarla meşk yapıyorduk. Bugün meyleyeceğiz. Daha mantıklı. Evet, bakalım. Meyleyelim bakalım. Aynen öyle. Beğendiniz mi masayı Aslı? Güzel. Baş peçeteler beğendim falan böyle. Evet, güzel. Olsan? Beğendim. Yani Mr. Lawyer? Bir de yeşil bir örtü güzel olabilirmiş aslında. Ama ne? Ama evet. Tutmadınız mı örtüden? Sadece bahçe, bir bahçe masası gibi değil olmuş. Mi? Değil mi? Olmuş. Ben değil çok mi? Modern. Biz normalde oldu. Bu zamanlar evet, bahçeye evet. çıkardık biliyor musun? Evet, çünkü çok bayağı soğuk. Hani aşırı soğuk. Bu havalar bir acayip. Beci. Artık inşallah bir iki haftaya çıkarız diye dışarı düşünüyoruz. Aa, kaseler nerede, orada mı? Kaseler içeride. O zaman sen çorba doldurup tamam. Git. Dünkü masayla karşılaştığımda daha güzeldi bugünkü. Dediğim gibi beni hiç şaşırtmadı. Ben ormana gitmiş gibi hissettim kendimi. Oradan da devamı geldi zaten. Bir baktım ki piknik sepetimi evde unutmuşum. Giriştim oradaki otları yemeye. Masasını beğenmedim. Yani ormana gitmiş gibi hissettim kendimi. Masa düzeni Ege Bey bizi biraz sanki bir kırda yemeğe davet etmiş gibi masa düzeni hazırlamış. Hoşuma gitti. Sade ve şıklı. Beğendim masa düzenini. Sevgili son gün yarışmacımız İpek. En son sen yarıştın evet, taze. Nasıl evet. buldun menüyü? Ben bugün masayla birlikte kendimi ormana gitmiş, orada piknik yapacak, yanıma piknik için yemeğini unutmuş, orada bulduğu taze otları yiyen, arada bir meyleyen biri gibi hissediyorum. Ben bugün pikniğe gitmişim, piknik sepetime yemek koymayı unutmuşum, oradaki otlarla takılacağım artık. Ne demek istiyorsunuz İpek Hanım? Siz bence bir doğaya karışmak istiyorsunuz. Evet, evet. Ne diyorsun? Senin cevabını duyamadım. İpek Hanım, siz bir doğaya karışmak istiyorsunuz herhalde. Geldiğinizden beri meyliyorsunuz. Yani şu an karıştım. Devamında da özleşeceğim falan. Artık. Umarım özünüze dönersiniz. İnşallah. Arkadaşlar, nasılsınız? Gece rahat uyuyabildiniz mi? Evet, o kıldan çok rahat uyudum. Çıkan kıldan sonra börekti. Çok rahat uyudum. Gerçi ben dün gece sizin kuzunuzu düşündüm. Böyle ateşle işkence edip dana olduğuna ikna etmişsiniz o kuzuyu. Dana olduğuna ikna etmişti. Efendim? Evet. Pişmemiş miydi? Yani kuzuyu yok, sert de eti. Yani sert miydi? Kuzu eti yumuşak olur ya. Yani ateşle kuzuya işkence etmiş ve kuzuyu dana olduğuna ikna etmiş. İpek Hanım. Bence aynen. Siz mutlaka dişçiye gidin. Her tabii, şey tabii. sert size. Muhakkak. Her şey. Bu arada arkadaşlar, dünkü sıfırlarınızdan sonra bana sıfır sonra mı? Derken yani sıfır mı? Sıfır. Heh. Sıfırdan bir puan üstü. Ha, evet. Benim için sıfır değerinde. Çünkü zaten yarışma 3 puanı başlıyor. Ben çok şık giyinmiştim. Sizi çok şık karşıladım. Siz şık, pırıl pırıl ama bir şekilde bir şey var, karşıladım. Siz masamda. Siz dün o kadar sinirliydiniz ki. Yani hiç bizim konuşmamıza, eleştirmemize hiç açık değildiniz. Bir de kıl çıktı zaten börekten.
Siz her şeyi... Haşhaşlı pilav dediniz, başka bir şey koydunuz önümüzde. Yani... Haşhaşlı pilav. Siz her şeyi zaten gününüzde tutmuşsunuz. Bana gelince copy-paste yapıp aynı yorumları yaptınız. Tabii ki o, beş, o beşi aldıktan yaptınız. Sonra tabii ki. Aynı mı? Aynı yemek mi sizce? Ya sanki bu dünya mutfağı önümüzde koydunuz ya. Bu saatten sonra bana sıfır JPEG diyebilirsiniz. İnciğine cıncığına dokuyacağım. Sıfır JPEG. Evet, inciğine cıncığına dokuyacağım. Yandınız. Hiçbir hata kabul etmiyorum. Dünkü emeğimden sonra bana sıfır veriyorsanız bu saatten sonra dört dörtlük masalar istiyorum. Şimdi... Sunumda takılacağım. Biz de öyle bir şey istedik zaten kendi masamdan sonra. Ben de öyle bir şey istedim sizden zaten. Öyle bir şey görmedik. Mümkünse lezzetlere de takılın. Siz lezzetleri bırakmışsınız. Siz takılmadım. Siz sadece sunumdan gittiniz. Masanızda lezzet yoktu dün. İnşallah lezzetlere de takılırsınız değerlendirme yaparken. Peki lezzet yoktu da emek de hiç yoktu. Yani benim açıkçası lezzet aldığım tek şey pırasalı böreğinin içi tamam, güzel hadi, lezzetlerden ama kırdın. Saç çıktı. Bu arada evet, o çok nahoş bir olay. Yani öyle ya da böyle yaşanmaması gerekiyor. Ya bir restoranda da siz öyle bir manzarayla karşılaşsanız kalkar gidersiniz evet. Veya hesabı işte, ödemezsiniz. Ya da en azından. Peki ama oldu bir şekilde. Yani rastladığımız bir şey. Keşke olmasa, geçmiş olsun. Senin veya değil bilemiyoruz tabii ama senin yemeğin olduğu için evet. Sana aksetti bu durum. Evet. Evet. Ama hiçbir şey beğenmedi. Emeğimi de mi beğenmedi? Ya, emeğimiz pırıl pırıl çıktım. Peki. Her afiyet şey olsun diyelim. Ve peki. Ne çorbasıydı? Muskatlı taze ıspanak. Muskatlı taze ıspanak çorbası. Sen niye eldivenlisin? Elinde bir kestin. Minik bir kaza oldu. Hijyen açısından eldiven. Teşekkür ederim. Gününü oynuyor. Sürekli de böyleydi. İlk günde bana 5'i bastı. Dün de hiçbir şey yapamadı. Acaba kaç puan bekliyordu onu da anlamıyorum. Bir de kıl çıktı zaten. Konuşuyor da konuşuyor sadece. Bence de hak ettiği puanı almış yani. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir lezzeti yoktu. Boşu boşuna tehdit ediyor herkesi. İpek Hanım'ın tehditleri beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben ilk günden beri puana, günüme oynamadığım için kim üstüne alınıyorsa alınsın beni hiç etkilemedi. İpek Hanım'ın tehditleri benim gözümü korkutmuyor. İpek Hanım yemeklerimi yedikten sonra fikrini değiştirecektir. Arzu, seninle başlayalım. Nasıl buldun muskatlı ıspanak çorbasını? Siz bunun içinde soğan mı doğradınız? Yani sonradan mı soğan doğradınız? Hayır. Soğan mı var içinde? Evet var. Böyle çok yoğun bir soğan tadı aldım sanki. Yani... Çok yoğun alamazsınız çünkü minik bu kadar bir soğan doğradım. Onu blender'da çünkü özellikle muskatla bastırılmış bir çorbada almanız imkansız soğan geldi. Biraz tuzsuz buldum ama güzelmiş yani çok fena değil. Çorbayı tuzsuz mu buldun? Biraz tuzsuz buldum. Bana göre tuzsuz çünkü ben çok tuz kullanıyorum. Yok ya, tuzu iyi. Öyle mi? Belki bana göre öyle geldi. Olabilir. Peki sen nasıl buldun Oğuzhan? Ben çorbayı beğendim. Zuhal'e. Değil mi? Açıkçası güzel ya. Evet yani evet. Üçüncü günde güzel bir çorba içtim. Nihayet diyorsun. Yani beğendim. İyi. Çorba kıvamında ve tadı da güzel. Elinize sağlık. Afiyet gibi. Olsun. Evet. Aslı? Çorbayı beğendim. Kıvamını da beğendim. Lezzetini de beğendim. Yağ oranını da beğendim. Evet, içtiğim en güzel çorba diyebilirim. Bu haftaki. Wow, ne güzel başladı. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İpek? Ben tam tersini düşünüyorum. Tabii, ben çok de basit. Ben de şaşırmıyorum. Basit, bir daha söylüyorum. Çok basit hepiniz, bir çorba. 5 dakika kısa. Sonra 5 dakika sonra koyulaşabilecek bir çorba. Daha fazla blender girmesini İpek isterdim. Hanım. Daha fazla bu pütürlükleri İpek görmek Hanım. İstemezdim. Ispanaklı ve tadını muhallebi gibi bir tat aldım. Ben çocuğuma bu çorbayı yapıp içiriyorum. İçerisine de ekmek doğruyorum. Çocuğun bunu içiyorsa ne mutlu sana. İçiyor. Benim vitamin çocuğum deposu. İçiyor. Hangi çocuğu ıspanaklı muskatlı içer bilemedim ya. Bravo, ne güzel. Beğenmedim. Kıvamını da beğenmedim. Tadını da çok sıradan buldum. Sıradan bir çorba benim için. Krema mı kullandın, süt mü? Krema kullandım biraz. Krema evet. Kullanılır. Yani bu tür keskin sebzelerde ya süt ya krema biraz ister. Brokoliydi, evet. Şuydu, buydu. Bir, yani ama da kıvamında tam kararında kullan. Bazen çok basıyorlar sütü, kremayı. Fazla ağır tatlı, oluyor. Tatlı tatlı olmuyor yani. Evet, geçenlerde ağır kimin oluyor. De bir süt çorbası gibi içtik ya. Sütlü mısır yaptı birisi. Basmış sütü. Yani sanki bir bardak sütün içine mısır atmış gibiydi. Bence, bunu çok kıva ayarında yapmışsın. Afiyet olsun.